Selamlar değerli arkadaşlar. Işığın mücevherlerinde neler öğrenebiliriz? Işığın mücevherlerinde hangi öğretiler var? Işığın mücevherlerinin çalışmalarına katıldığımızda bize nasıl anlayışlar yer edebilir? Ya da sizde neler konuşuluyor, neler öğretiyorsunuz gibi bir sorunun etrafındayız. Bu sorunun etrafında da video hazırladık. O videolardan şimdi ne öğretiyoruz'a tekrar geldik. Kadim bilgelik ve gelenek ve bu geleneği de takip ettiğimiz öğretmenler ve hiyerarşinin dağıtım yaptığı, geleneğin tekrar insanlık ailesine paylaşıldığı yolu izliyoruz. Bu yola kadın bilgelik denilebilir. Bu yola zamansız bilgelik denilebilir. Himalaya bilgeliği denilebilir. Tabi ana eksenimiz bu olduğu için bunu söylüyorum. Yani ana eksenimiz dediğim şey Balavaski. Balavaski ile birlikte sonraki dağıtım olan yani bir 75 yıllık 2025'e kadar insanlık ailesinin dağıtımından sorumlu olan yani 1950 ile 1975 arasındaki konu Alice Bailey'nin mavi kitapları. Ondan önce zaten 1875 dönemi olan kısım 1875-1950 arasında Teozofi'nin, Balabaski'nin kitapları sonra da şimdiye kadar olan dönemde o Alice Bailey'nin mavi kitapları. Ondan sonra zaten Bodo'nun yeşil kitapları var. Dolayısıyla bizim ana takip ettiğimiz konuların içinde kadim bilgelik var. Bu tabi dışarıya açık olan ışın cevherlerinin genel dağıttığı kavramlarla ilgili olan bir şey. Bir anlayış hiyerarşi gibi, reyler gibi, ışınlar gibi, dünya öğrenciliği gibi meditasyonlarımızın ana eksenini oluşturan şeyler de Master D.K.'nın öğrencilere verdiği, Master D.K.'nın bedenliyken öğrencilerine verdiği yeni çağda eğitim 1, 2, 1 ve 2. ciltte öğrencilerine verdiği okült meditasyonları takip ediyoruz. Dolayısıyla kadim bilgelik dediğimiz şeyin tanımı, tanımının içinde olan şeyler. Balavatsky ama Balavatsky şu anda yaklaşık 150 yıllık bir öğreti içinde olduğu için oraya çok fazla dönmüyoruz. Genel çerçevemizde Alice Bailey'nin çerçeveleri var. Tabi sadece bunlar konuşulmuyor, öğretilmiyor ama okült sözlü gelenekten gelen, ya da bazı e, özel anlayışlar, çalışmalar gibi e, içeriklerimiz de oluyor. Ama genel olarak Alice Bale öğretileri etrafında dolaşıyoruz. Tabi Bodo'ya şu an daha gelemedik. <laughs> Çünkü Bodo'nun çalışmaları normal insanlar için, öğrenciler için biraz daha ileri. Alice Bailey bile bir anlamda ileri. Çünkü ilk karşılaşıldığında yani Alice Bailey'nin ilk yazdığı kitaplardan bir tanesi. Alice Bailey ile Master DK'nın tabii ki. Alice Bailey kendi başına yazmıyor çünkü. İnisiyasyon, İnsan ve Güneş. Ondan sonra Okült Meditasyon Üzerine Mektuplar diye ilk iki kitabı var. Okült Meditasyon Üzerine Mektupları çalıştık. İnisiyasyon, İnsan ve Güneş kitabı da zaten üzerine çevirisini yaptık. Yakında yayınlanacak kitaplardan bir tanesi. Dolayısıyla ışıl mücevherlerinin içinde kadim geleneği aktarıyoruz. Bu kadim geleneğin bir kısmı sözlü gelenek yani yazılı olmayan bir şekilde bu konuşan kişinin bağlantılarının ve karmasal öğretmenlerinin öğretilerinin içinden ona akan şeyler. Çünkü benim karmamın olduğu öğretmenlerle çalışmamın getirdiği bir karşılaşmalar var. O karşılaşmaların yükümlülüğünü aldıkça, sorumluluğunu aldıkça gelen bazı anlayışlar var. O anlayışları da burada paylaşıyoruz ama bunlar tabi burada ismi söylenecek şeyler değil. O anlamda da e, okült bir grubun e, bir kısmının açık bir kısmının da kapalı olacağını sanırım tahmin edebiliriz. Dolayısıyla ışıl mücevherlerine ne öğreniriz? Kadim bilgeliğin anlayışlarını, zekalarını, parçasını, e, kadim bilgeliğin dağıtımında, hiyerarşinin yayınladığı kitapları takibini bulabiliriz grup olarak bunları çalışıyoruz bunları kullanıyoruz bu anlayışları bu zekaları kendi gelişim yolculuğumuzda birer unsur olarak kullanıyoruz Evet bu videoda böyleydi bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın